Evet, şimdi sosyal medya Tugay'ı kuruyor. Yani bu Tugay anlamlı. Diyor ki bizim savaş stratejimizin, uzun vadeli savaş stratejimizin çok önemli bir bölümü. Şimdi onu sosyal medya olmuş. Daha önce başka medya vardı. Daha önce biliyorsunuz Abdülhamit Han'ı dünyanın en kötü insanı, en zalim insanı olarak etiketleyen bir şey vardı. Medya yapılanmaları vardı. Şimdi algıyı yönetiyorlar. Bugün de ne var? Bugün de İsrail'in başkenti nedir diye sorduğunuzda Kudüs'tür diye şeksiz şüphesiz ortaya koyan bir küresel nizam var. Şimdi buna karşı neresinden bakarsanız bakın. Mesela ben şeylere baktım. Think tank kuruluşları, düşünce kuruluşları, düşünce üretiyorlar, proje üretiyorlar. Her birinin bir amacı var. Her birinin devlet politikalarına eklemlenmiş hedefleri var. Şimdi onların bütçelerine bakıyorum. Amerika'daki, İngiltere'deki büyük think tank kuruluşlarının bütçelerine bakıyorum. Bir de bizim think tank kuruluş olarak ortaya çıkanların bütçelerine bakıyorum. Yani devede kulak bile değiller. Bütçe. Bir de kaliteye Şimdi baksak Serdar Bey, bir de onların kalitesine, bir de bizimkinlerin kafa kalitesine baksak Serdar ağlarız. abicim, daha önce bunu ben ifade ettim. Amerika'da 2200'e yakın düşünce kuruluşu var. İkinci sırada İngilizler var. Aşağı yukarı 800-900 tane Bunların düşünce hepsi kuruluşu zaten var. Yahudilerin de Tabii. toplamının hepsi Hiç, Yahudi. bravo, hiç En yani. önemlisi, en önemlisi üçüncü sırada Hindistan var. Burada çok önemli bir nokta Hindistan. Hindistan gelecek devlet planlamasını en düzgün şekilde böyle hazırlık yapan ülkelerin başında geliyor. Çok Çok doğru. ilginç. Türkiye'de toplam düşünce kuruluşu sayısı akreditasyonda 30 tane gözüküyor ama bunun fiilen 9 tanesi görev başında. Al birini vur ötekini de Tamam. deriz ötekinlere Yani karşı. para tücerliği üzerinden Bravo. Kamuoyunu yönetmeye çalışan düşünce kuruluşları Tebrik var. ederim sizi Sabri Bey. Sağ olun. Çok ilginç bir şey bu. Ya Çok sağ olun. Paşam da güldü. Bir şey Hüseyin hocamla Paşam güldü. Yani iyi bir durum. Lütfen sen söyleyin. Buyurun. Vallahi kusura bakmayın. Serdar Bey bitirsin de. Bugün Hüseyin hocamızla konuşurken bazı isimler gündeme geldi. Evet. Kanaat önderi olarak, uzman olarak, stratejist olarak falan piyasaya çıkartılan bazı isimler gündeme geldi. Yani bunların dünya literatüründe, dünyada, İrab'da mali yok. Bu adamların yani bir karşılığı yok. Şimdi bakın, Türkiye'de ne kadar sığ bir yapı olduğunu düşünün. Şimdi sosyal medya hesaplarında bazıları mezun oldukları ya da öğrencisi oldukları üniversitenin ismini yazarlar. Bakın, oradaki üniversitelere bakın. Mesela şey yazmazlar. Ya isim de vermeyeyim yani filanca üniversite diye isim vermeyeyim. Ama mesela ne yazılır? Türkiye'den yazılacak üniversiteler bellidir. ODTÜ'dür. Boğaziçi vesaire. Boğaziçi Üniversitesi'dir. İTÜ'dür. Yani çok fazla değildir bunlar. Hani mutlaka bunun havası olur. Dünyanın her yerinde de bilinir diye. Niye koyuyor ki onu oraya özellikle? Sormadık ki ona ODTÜ mezunu musun sen diye. Yani sadece